Tag, herzlich willkommen. Merhaba arkadaşlar, Alman Güzelsin'e hepiniz hoş geldiniz. Bugün 10. sınıflarla artık 2. üniteye başlayacağız. Evet, 1. ünitedeki yeme içme konusunu artık geride bıraktık. Artık arkadaşlar 2. ünitedeyiz. Bu ünitede neler var diye soracak olursanız, mevsimler, ayların isimleri, sıra sayıları, özel günler, festivaller ve bayramların isimlerini sizlerle sırası geldikçe öğreneceğiz. Peki bugün ne yapacağız? Bugün arkadaşlar Die Jahreszeiten und Monatsnamen konuları, yani mevsimler ve aylarla ilgili onları öğrenip önce sonra onlarla ilgili alıştırma yapacağız. Şimdi dört mevsimin Almancalarına sizlerle bakalım. Der Herbst, sonbahar. Der Frühling, İlkbahar, der Winter, kış und der Sommer, yaz mevsimidir arkadaşlar. Evet, hemen bunları zaten öğrenmesi zor değil. Zaten kış ve yazı İngilizceden biliyorsunuz. Şurada tabii ki harf değişikliği olmuş. Evet, diğeri de der Herbst und der Frühling, sonbahar ve ilkbahar diyoruz. Und Monatsnamen, yani ayların isimleri, ayların Almancalarına bir bakalım. Yine ayları da yabancı değilsiniz. Januar, Ocak, Februar, Şubat, März, Mart, April, Nisan, May, Mayıs, Juni, Haziran, Juli, Temmuz, August, Ağustos, September, Eylül, Oktober, Ekim, November, Kasım und Dezember, Aralık arkadaşlar. Evet, bunları da tabii ki öğreneceğiz. Etkinliklerle daha iyi öğreneceğiz arkadaşlar. Evet, dört mevsim ve aylar. Bunlarla ilgili sınavlarda nasıl karşınıza çıkabilir? Direkt arkadaşlar ayların Almancası ya da Türkçesi sorulabilir ya da dedim ya, sıra sayılarını da öğreneceğiz. Sıra sayısı sorularak size hangi ay neye denk geliyor onu öğrenilir. Mesela 5. ay nedir, 6. ay nedir, 12. ay nedir, size sıra sayısı kullanılarak soru sorulabilir. Evet, başka bir soru tarzı bu ünitede. Çalışma kitabımızda da var arkadaşlar aynı soru biçimi. Hangi mevsim hangi ayları içeriyor? Bunları sizlerle yazacağız şimdi. Frühling için ilkbahar, März, April und Mai. Mart, Nisan ve Mayıs neyin mevsimidir? İlkbahar aylarıdır arkadaşlar. İlkbahar. Und Sommer, Juni, Juli und August. Haziran, Temmuz ve Ağustos ise Sommer, yani yaz mevsiminin aylarıdır. Herbst, September, Oktober und November. Eylül, Ekim, Kasım sonbaharın aylarıdır. Und Winter, kışın ayları nedir peki? Dezember, Januar und Februar. Aralık, Ocak ve Şubat da kış mevsiminin aylarıdır arkadaşlar. Evet, bu soru tarzı aynısı size sorulabilir. Başka bir soru biçimi bu ünitede. İşte hangi mevsim nereye gitmek istersiniz? Hangi mevsimi seversiniz? Şu mevsimi sever misiniz diye arkadaşlar bu tarz size sorular gelebilir. Welche ist deine Lieblingsjahreszeit? En sevdiğin mevsim hangisi? Ya da magst du den Sommer? Yaz ayını sever misin? Liebst du den Frühling oder Herbst? Yine sevmek fiilinden bahsediyor ama arkadaşlar burada kesinlikle evet hayır diye kesinlikle cevap vermeyin. Çünkü burada seçenekli bir sorudur. Sonbaharı mı seversin, ilkbaharı mı seversin? O da kelimesi Almanca'da ya da ya denk gelir. O yüzden burada seçenekli soru gibi düşünün. Yaz mevsimini seversin, kış mevsimini ya da buradaki olduğu gibi sonbaharı mı seversin ya da kış mevsimini İlkbaharı mı seversin diyor. Evet, cevaplara gelecek olursak. Meine Lieblingsjahreszeit ist bla bla bla. Hangisini seviyorsanız onu söyleyeceksiniz burada. Zum Beispiel Winter.
meine Lieblingsjahreszeit ist Winter. Benim en sevdiğim mevsim kış. Magst du den Sommer? Evet işte bu evet hayır sorusudur. Ja, ich mag den Sommer. Evet, yaz mevsimini severim. Yaz mevsiminden hoşlanırım. Burada da yine liebe ile, yine sevmek fiiliyle cevap verilecek. Ich liebe den Herbst. Çünkü bana iki tane şıktan bir tanesi seçmemi söyleniyordu. Sonbahar mı, ilkbahar mı? Ja, pardon. Ich liebe Herbst. Kesinlikle ya ya da nein'le cevap vermiyoruz burada. Evet arkadaşlar, Almanca öğrenmeye devam edeceğiz. Bugünlük bu kadar. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Kilisesi YouTube sayfasına abone olmayı, kanalına abone olmayı unutmayın. Auf Wiedersehen.